geldiniz kanalımıza. İspanyolca öğreniyorum kanalımızın dersleri artık başladı. 3 tane arkadaşımız var burada. Barıl barıl. Nasıl bakıyorlar ya? Önce sizi tanıyacağız. Ondan sonra yavaş yavaş ısınacağız. Buyurun. Adınızı alabilir miyim? Tuğba. Şimdi böyle kibar kibar konuşursa adınızı alabilir miyim? 5 dakika sonra görün. Peki. Merhabalar, ben Tuğba. Başka ne istiyorsunuz? Yetmez mi? Niye İspanyolca? Neden İspanyolca? Şöyle, aslında kıskançlıktan... Güzel. Kim kıskandı? Benim. Sizi de tabii. Bir iş arkadaşım var. C1 seviyesinde İspanyolcası var. Süper. Evet. Böyle sürekli telefonla falan konuşuyor. Çok kıskandım. İnşallah sizinkinden hemen halledeceğiz. İnşallah. Peki. Buyurun, bayanlardan gidiyorum, kusura bakma. Funda ben. Evet. Neden İspanyolca? Evet. Merak. Ama nereden uyandı? Hani bir çıkış noktası var mı? Yok, bir çıkış noktası yok. Yani ben sadece İspanyolca öğrenmek istiyordum. Hani bazen şey oldu işte, film... Hayır. Casa de Papel çok çekti. Ya işte müzik çok çekti beni. Hiçbiri. Hiç öyle bir şey yok. Bir anda böyle... Aynen. İspanyolca öğrenmeliyim. Evet. Güzel. İnşallah bilgiler de öğretim. Keşke inşallah. Olur ya, niye olmasın? Olur olur, niye olmasın ya? Buyurun efendim. Ben Ali. İspanyolcayı çok sevdiğimden, fonetiğini de sevdiğimden dolayı Güney Amerika'ya ilk bir maceram vardı plan açısından. O zamanlar kafama koymuştum. Sonra sizinle tanıştım. Sonra da İspanyolcayı öğrenmeye karar verdim. Fonetikte de altını çiziyorum. İspanyolca kulağa çok hoş geliyor der herkes zaten. Evet. Söylediğin için şimdi altını çizmek istiyorum. İşte o çok güzel geliyor bölümlerine. Sonradan değineceğim de o yüzden altını çizmek istedim. Peki. O zaman biraz İspanyolcadan bahsedelim. Hani nedir, nereden geliyor, ne yapıyoruz, neyle uğraşıyoruz biz şu anda. Ondan sonra da yavaş yavaş dersimize geçelim. Mesela İspanyolcanın menşei, dil ailesinde yeri nereden, neyden sonra geliyor? Hadi bilirsiniz ya. Söyle. Boş boş bakıyorum. İspanyolca hangi dilden türemiştir? Latince. Latince. Latince'den türeyen 3 tane dil var. İspanyolca. Fransızca. Fransızca. İtalyanca. Ya rahat olun, yanlış söyleyin, ne olacak ya? Sırpça desin. Peki, bunlar üçü hakikaten birbirine çok benzer. Ses olarak çok birbirine benzer, gramer olarak çok birbirine benzer. Birini çok iyi biliyorsanız diğerini öğrenme konusunda daha rahat oluyorsunuz. Mesela belli bir seviye İspanyolcadan sonra siz İtalyanca ve Fransızca kelimeleri yakalayıp hani belki birebir değil ama ne anlatıyor? Aa, konuyu yakaladım seviyesine geleceksiniz inşallah. Ay. Bildiğim bütün duaları okuyorsun az için. Ama İspanyolca diğer ikisinden, yani Fransızca ve İtalyanca'dan ayıran çok önemli bir özellik var. Dil olarak. Etkilendiği bir dil var. Hangisi? Hadi. İtalyanca. Hayır, İtalyanca ve Fransızca'dan ayrı olarak İspanyolca bir dilden çok iyi etkilenmiş, yani çok fena etkilenmiştir. Türkçe değildir. Değil, daha eski. O üç babalardan bir tanesi. Arapça olabilir mi? Arapça. Niye? Neden? Şöyle bir şey hatırlıyorum. Dil sanki... uzmanı Arabistan'a gitmiş. Sanki Endülüs orayı yönettiği için etkilenmiş gibi bir şey var kafamda. Aynen, kafandakine gayet doğru. 700 yıllık bir Endülüs Emevi devri. Bak şimdi başlayayım ben. Harika. Çok, çok kabaca İspanya haritası. Burası Portekiz'di. Ki o zaman Portekiz daha yoktu. Şu aşağı bölge hala Endülüs'tür. Hatta şu Portekiz hali. Şu aşağı bölge hala Endülüs'tür. Hala adını koruyorlar. Bizim evin planı gibi. Burası Fransa, tamam mı? Mesela İspanya. Endülüs'e hakikaten işte Cebeli Tarık bu taraflı. Hakikaten geliyorlar buradan, yukarıya kadar çıkıyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş gerileme dönemi ve en son 1400'lerde varlıkları bitiyor. 700 yıllık bir devletten bahsediyoruz. O yüzden tam da böyle işte dilin oturduğu, artık yazıya geçtiği, gramerin de kurulduğu dönem olduğu için zaten 700 yıllık bir etkileşim var. O yüzden İspanyolca Arapçadan çok etkilenmiştir. Kelime olsun, ses olsun, fark edeceksiniz zaten. Tamam, böyle çok genel, fazla detay girmeden bir giriş yaptık. Peki, başka bir şey daha ilgimi çekiyor benim. İspanyolcanın dünyadaki yeri.
Bu konuda da iki tane klasman var diyeyim. Bir tanesi nüfusa dayalı. Dayalı. Yani ülkenin resmi diline Türkçe. Nüfus kaç? 82 olduk mu? Oldu. 82 milyon. Dolayısıyla 82 milyonla sıralamaya giriyor. Anlatabildim mi? Mesela birinci sırada kim var? Çin'dir. 1 milyar küsur bilmem kaç milyonla. Ülkenin resmi dili Mandarin Çincesi olduğu için herkes Mandarin Çincesi biliyor, kabul ediliyor. O yüzden 1 milyarla onlar en başta. İkide kim var? Nüfusu çok kalabalık ülkeleri düşün. Hindistan olabilir. Güzel. Birkaç sene öncesine kadar Hindistan'dı. Şimdi araya giriyorum parantez. İspanyolca kaç ülkede konuşuluyor? Resmi dil. 17. Çık. 27. 21. 21. Güzel. 3 de tuttu ama 17, 20 de. Güzel. 21 ülkede resmi dil. Burası neresi? Şimdi kabaca hiçbir şey çizmeyeceğim ya. Onu da banyosuna benzeteceğim. Güney Amerika, Meksika'dan itibaren Arjantin'e kadar. Başka adalar ve İspanya. Yalnız böyle dünya haritasını koyarsana da tam tutturdum yerlerini falan vermiş. Evet, Güney Amerika'da 19 ülke artı adalar, Kanarya Adaları artı İspanya 21 ülke. 21 ülkenin nüfus toplamı Hindistan'a daha yeni geçti. 3-5 sene olabilir. O 21 ülkede de ana dil İspanyolca mı? Evet, resmi dil İspanyolca. İspanyolca konuştu. Çok net. Son 21 ülkeyi seyahate çıkabiliriz. Tabii ki. Tamam. Tabii ki. 21 ülkeyi sırt çantada bilebilir miyiz? 21'ini aynı anda bitiremem. Onu öyle bir şey, öyle bir iddiam yok ama hani evet. Yapabiliriz ya. 5 4. Ama İspanya'da. Yani yapabiliriz yani. İşlerimizi bırakıp çıkacağız. Yok zaten seneye İspanya ve Güney Amerika gezilerimiz olacak. İnşallah. YouTube'dan da duyuracağız evet. Bunları. Aynen. Hemen araya bir reklam hızınız. Peki. Evet evet 21 ülkede resmi. Ama şunu da tabii unutmayın. Türkiye için bile geçerli. Atıyorum doğuda bir arkadaşla Erzurum çıkış köyken Şive otursun. Onu şimdi Muğla'nın bir köyüne koy. İkisi de Türkçe konuşuyor ama birbirlerini anlayamayabilirler. Evet. Kelimeler değişiyor, şive değişiyor. Ufak ki biz aynı ülkenin içindeyiz. Burada mesela İspanya'da çık okyanusu geçip yeni kıtaya geçiyorsun. İlla ki farklılıklar olacak tabii ki. Ama yine de iyi kötü çatpat anlaşıldı. Baya baya anlaşıyorsunuz. Tabii. Diyorum ya kelimeler değişiyor ufak tefek. Hatta kendi içimizde bile tonasyonlarımız farklıdır bizim Türkçe konuşurken. Evet. Onu da gözünün. Yani diyeceksin ama bu işte atıyorum Tuba arkadaşım gibi konuşma o yüzden anlamıyorum ben. Bu da yok öyle bir şey. İğrenç konuşuyorum. Tamam. Lan nasıl geldim bu konuya? Gene tabii koptum ben. Şey sıralamadan bahsediyorduk. Evet. Nüfus birinci Çin'den, ikincisi Hindistan idi. Artık İspanyolca oldu. Üç de hakikaten Hindistan devam ediyor. Tamam. Bir sıralamada ana dilinizden sonra öğrendiğiniz ilk yabancı dil olarak gidiyor. Orada ilk sırada ne var? Yıllardır. İngilizce. İspanyolca. Yok kim var? İngilizce. İngilizce var. Yıllardır hakikaten insanlar yani hakikaten epey bir yıldır kendi dilinden sonra dünyada İngilizce öğreniyor. Sonra kim var? İspanyolca. Şu aralar evet İspanyolca. Şu aralar hakikaten yaklaşık bir 6-7 sene önce başladı bu trend herhalde. Bayağı bir yükseldi. Şu anda çok moda, çok trendy, çok in bir olay yapıyorsunuz. Herkes gibi İspanyolca öğreniyorsunuz. Niye acaba? Dünya, bu tamamıyla politika ve ticaretle alakalı. Hmm. Demek ki İspanyollar ticaret daha... İspanyollar da daha doğrusu Güney Amerika'nın şu anda açılmasıyla alakalı. Evet. Politik ve ticaret olarak açılması o dilin bir anda moda haline gelmesine sebep oluyor. Hemen yani koşarak yerleşmeniz lazım. Tamam. Lastik üretip satacak bunlar. Lastikçi falan. Evet olur. Her şey olur. Evet. Ticaret olarak ve politik olarak açılmayla alakalı. Bundan önce mesela benim annem babamın zamanında ne vardı? Fransızca ve Almanca öğreniyordu herkes. Aynen öyle. Şimdi o trend biraz düştü. İspanyolca başladı. Arkadan bir trend daha geliyor. Çince. Ve Arapça. Çince ve Arapça geliyor arkadan. Ha yükselir üstüne çıkar falan bilmiyorum ama hani şu anda yükselişte ikisi. Tamam. Tamam. Dolayısıyla az buçuk neyle uğraştığımızda şöyle bir
toparlayıp geçeyim mi? Evet. Evet.